Doğu Türkistan'ın Künes ilçesi Araltepe köyünde yaşayan bir Uygur'un kendisi ve kızına yasaklı isim kullandığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Bu kişinin adının Uygur İsmail, kızının adının ise Müslüme olduğu öğrenildi. Çin yönetimi geçtiğimiz yıllarda onlarca Müslüman Türk adını yasaklı isimler olarak ilan etmişti. Çin basınında yer alan habere göre Çin Bahar Bayramı boyunca 6500 Çinli memurun Doğu Türkistan'ın Aktu ilçesine gönderilerek Müslümanların evlerinde kaldığı bildirildi. Çin sözde etnik akrabalık adı altında kültürel asimilasyon yapıyor ve Uygur ve diğer Müslümanların günlük yaşamını takip altına alıyor. Çin devlet medyası cami minarelerinden okunan ezanın gürültü oluşturduğunu söyleyerek Hui Müslümanlarının yaşadığı bölgelerde ezanın kaldırılması yönünde adımlar attığını bildirdi. Camilerin geleneksel Çin mimarisine uygun olması gerektiğini söyledi. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yaşayan Müslümanlar, hükümetin Uygur Müslümanlarına yaptığı baskıların kendilerine de yapılmasından endişe duyuyor. Arjantin donanmasına ait bir sahil güvenlik botu, yasa dışı balık avcılığı yaptığı gerekçesiyle Çin bayraklı bir gemiye ateş açtı. Arjantin donanması Çin balıkçı gemisinin Arjantin'in ekonomik sularında olduğunu açıkladı. Arjantin sahil güvenliği 2016 yılında kendi karasularına giren bir Çin balıkçı gemisini batırmıştı. Çinli otomobil üreticisi Geely'nin kurucusu Li Shufu, Alman devi Mercedes'in yaklaşık %10'luk hissesini satın aldı. ABD Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kudüs Belediyesi'nin kiliseleri vergiye bağlama planına ilişkin, Kudüs 3 din içinde kutsal bir kent dedi. Amerikan istihbarat kaynakları, Güney Kore'de Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışı sırasında internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesine yol açan siber saldırının Rus ajanları tarafından düzenlendiğini iddia etti.